Merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çözülmesi çok zor olan bilmeceleri çözeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde bilmecelere geçelim. Hangi oda daha güvenli? Bir katilin olduğu oda mı? 3 yıldan beridir hiçbir şey yemeyen bir aslanın olduğu oda mı? Yoksa büyük bir yangının olduğu oda mı? Gerçekten bunu mu sordun? Tabii ki de 3 yıldan beridir hiçbir şey yemeyen aslanın olduğu oda. 3 yıldan beridir aslan hiçbir şey yemezse ne olur? Ölür. Evet. Evet. Neymiş cevap bakalım? Evet. İlk önce hangi kutuda olacak diyor. 1 hiçbir şekilde dolmaz. 2 de hiçbir şekilde dolmaz. 3 ve 4 hızlı bir şekilde dolar. Doğru mu? Bunları sor bilmeceler diye şu an. Evet. Yine bir cinayet olayıyla karşı karşıyayız. Mr. James odasında ölü olarak bulunmuş. Ama pencereler ve kapı kilitliymiş. Nasıl öldü bu adam? Demek ki tanıdık biri o zaman. Sadece 4 kişide evinin anahtarı varmış. Hadi bakalım, bunlara sorular soruyoruz. Sofia ablamız evin yardımcısı. Evet. Diyor ki, Mr. James'i uyandırmak için erkenden geldim ve eve geldiğimde ölmüştü, çığlık attı. Tamam Sofia'cığım. John the Butler diyor ki, çığlığı duyduğumda hızlı bir şekilde odaya koştum. Tamam John. John'un elinde de içkiler var, bilemiyorum artık. Işıkları açtığımda Mr. James'i boynunda bıçakla gördüm. Ne? Adamın boynundan bıçakladınız ya. Sara ise John'a doğru hareket ettim. Işığı açtığımda ise oda tamamen kanla doluydu. Oha. Tabii boynundan bıçaklarsanız ne olur? Şah damarı patlamış adamın. Aşçı Jack abimiz ise diyor ki, kahvaltıyı hazırlıyordum, hiçbir şey görmedim. Paçayı bu kadar kolay kurtaramazsın Jack. Aşçı Jack. Kesin sen öldürdün. Bence Jack katil ya. Hiçbir şey görmedim. Kahvaltıyı hazırlıyordum. Sofia uyandırmaya geldiğinde adam ölüydü. O zaman nasıl kahvaltıyı hazırlıyordu? Sofia mıymış? Şaka mısın ya? Sofia'ymış çünkü eğer oda karanlıksa James'in öldüğünü nasıl göreceksin Sofia? Pis katil ya. Pis! Ne istedin adamdan ya? Bir maceracı bir korsan tarafından korunan bir mağarada hazineleri olan bir sandığı buldu. Abi, korsan seni çiğ çiğ yer. Bence kaç oradan hemen. 3 anahtarı vardı ama yalnızca bir tanesi sandığı açabilirdi. Hangisi acaba? Altın olan mı, gümüş olan mı yoksa siyah olan mı? Bunu nereden anlayacağız? Hangisinin olduğunu nereden bileceğiz? Korsan maceracıyı hazineleri açması için yalnızca bir tanesi şans verecekmiş. Hangisi olduğunu bulacaksın maceracı abi. Maceracı abi doğru olanı seçerse sandığı alıyormuş. Ama yanlış olanı seçerse korsan onu öldürecekmiş. Gerildim ya. Tek ipucu bu şifreymiş. Ne yazıyor burada? TGHOELIDEN. Hangi anahtar açıyor? Golden mı acaba? Golden mı acaba? Öyle gördüm şu an ya. GOLDNE. Golden, evet, altın olan herhalde. Ne? Yanlış mı? Hangisi hadi? Golden ya bence. Golden anahtarı. Altın olan anahtar. Abi seni ölümden kurtardık. Bize de bir görürsün yani. Bir odada kilitlisiniz. Hangi kapıyı tercih ederdiniz? Kurtuluşunuz 3 tane kapının içinde bir tanesinde. Hadi bakalım hangisi acaba? Bir kapının ardında 1890 yılında 300 tane kişiyi öldüren bir katil var. Diğer kapıda ise 1830 derece sıcaklık mı var? Yuh, cehennem yani. Diğer kapıda ise sizi donduracak olan sıvı bir azotlu gaz varmış. Evet. Hangisini tercih edersiniz diyor. Yangını tercih etmem. Tabii ki de katili tercih ederim. 1830 yılında diyor ya, ölmüştür o. Tabii yıl eğer 1830 yılında değilse. Evet. Uzun zaman önceymiş. Yaşasın, yine kurtulduk yarabbi, şükür. Bir sabah küçük Mary Costa Rica'da bir kalede hapsolmuş. Hapsolma, kim hapsetti seni? Özgürlüğüne giden 4 tane kapı varmış. Mary hangisini tercih edecek? Siz Mary olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara yazın. Bizi anında eritecek olan ateşin olduğu bir kapı mı? Herhangi bir kişiyi öldürecek olan katil bir palyaço mu? Palyaçolardan çok korkuyorum. Düşününce bile sesim içime kaçtı ya. Onu hemen dondurabilecek olan ölümcül bir soğuk mu? Oh. Yoksa kadın erkek ayrımı gözetmeyen, o kişiyi tabancasıyla vuracak olan bir polis mi? Neden polis böyle bir şey yapsın ki? Kafamda deli sorular şu an. Hangisini tercih edecek? Bu çok zor. Of.
Fangio da daha güvenli diyor ya. Palyaço mu acaba? Palyaço öldürecek ama. Bence polis ya. Çünkü çocuk yani herhalde bir şey yapmaz. Polis diyorum. Çünkü kadın erkek ayrımı gözetmiyordu ama Mary bir yetişkin değil ki. Çocuk daha. Onun hiçbir şey yapmaz. Ayrıca polisler de insanları öldürmez. Yine bir James vakasıyla karşı karşıyayız. Evet, polis evin yardımcısı olan Alice'e sorular soruyor. Alice diyor ki evi temizlerken bir silah sesi duydum. Mr. James'i arayıp ona mesaj bıraktım. Ona kötü bir şey olduğunu ve hemen eve gelmesi gerektiğini söyledim. Allah ne oldu ya? Silah sesi. Kim öldürdü ya? Kesin bahçıvan herkese ya. Polis dışarı çıktığında Mr. James'i buldu. Bu korkunç. Eşimi kim vurmuş olabilir? James'in karışkosu gitti. Puh. Kim öldürdü ya? Kendin mi sıktın abla? Ne yaptın? Polis Mr. James'i anında tutuklamış. Kocişkosunun öldürüldüğü düşünülüyor sanırım. Neden? Neden tutukladın? Ne bileyim ben ya. Neden tutuklamış olabilir? Allah Allah. Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Bilmiyorum. Bilemedim. Siz buldunuz mu yorumlara yazın. Evet. Katil kocuş koymuş. Çünkü hiç kimse ona eşinin vurulduğuna dair bir haber göndermemiş ki. Kendi kuyuna kendin düştün James. Canıma değsin. Oh. Hapishanelerde çürü. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün çözümümüz çok zor olan bilmeceleri çözdük. Bazıları zor değil. Ben çözebildiğime göre zor değildir diye umuyorum. Siz bilmeceleri çözdünüz mü? Yorumlara yazın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.